Önceki videolarda gayri safi yurt içi hasıladan bir ülkede belirli bir zamanda örneğin bir yıl içerisinde üretilen son mal ve hizmetlerin pazar değeri olarak bahsetmiştik. Örnek olarak da kot pantolon üretimini kullanmış ve bu örnekte çiftçinin ürettiği pamuğu işleyen iplikçi, iplikçinin ürettiği iplikten kumaş yapan dokumacı ve dokumacının ürettiği kumaştan pantolon yapan bir kot pantolon üreticisi vardı ve söz konusu kot pantolonun pazar değeri de 50 liraydı. Tüm bunlar bir yıl içerisinde olmuştu ve biz de bu yıl içerisindeki gayri safi yurt içi hasılanın ne olduğunu hesaplamaya çalıştığımız ve sadece son mal ve hizmetlerin pazar değerini dikkate aldığımız için yalnızca buradaki 50 lirayı hesaba katmıştık. Evet, gayri safi yurt içi hasılanın kot pantolonlardan gelen kısmı 50 liraya eşitti. Bu noktada gayri safi yurt içi hasılanın hesaplanması için birden fazla yol olduğunu, hatta işe katma değer açısından bile yaklaşabileceğimizi de eklemek istiyorum. Önemli olan nasıl hesaplandığından bağımsız olarak aynı sonucu elde etmektir. İsterseniz bu süreçteki farklı aktörleri ve oynadıkları rolleri biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle burada bir çiftçi var. Evet, çiftçimiz burada. Çizdiğimiz dikdörtgen pek de iyi olmadı ama şimdilik bununla idare edelim. Çiftçinin katma değerini düşünecek olursak, çiftçiden önce ortada sadece toprak ve pazar değeri sıfır olan şeyler vardı. Ama çiftçi bunları kullanarak pazar değeri 10 lira olan bir şey üretti. Bu durumda buradaki katma değer 10 liradır. Üretilen pamuk buradan iplikçiye gidecek. İplikçi 10 liralık bu pamuğu alacak. Şuraya da iplikçi diye not düşelim. 10 liralık pamuktan 20 liralık iplik üretecek. Bu durumda buradaki katma değerde tahmin edeceğiniz üzere yalnız 10 liralık bir malı alıp 20 liralık başka bir mal ürettikleri için yine 10 lira olacak. Yani 10 liralık bir malı alıp 20 liralık başka bir mal ürettikleri için yine 10 lira olacak. İplikçiden sonra sürece dokumacı dahil olacak. Dokumacının yaptığı işi de bu şekilde işaretleyeyim not ediyorum dokumacı Dokumacının katma değeri içinde hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Dokumacı 20 liralık bir malı alıyor ve pazar değeri 30 lira olan başka bir mal üretiyor. Bu durumda dokumacının katma değeri de 10 liradır. Son olarak bir de kot pantolon üreticisi var. Bunu da yazalım. Kot pantolon üreticisi. Pazar değeri 30 lira olan kumaşı alıyor ve pazar değeri 50 lira olan kot pantolonu üretiyor. Bu durumdaki katma değer nedir? 30 liralık bir şeyi 50 liralık bir şeye dönüştürürsek katma değer 20 lira olur. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasında katma değeri kullandığımızda bu katma değerleri tek tek toplamamız gerekir. Başka bir deyişle çiftçiden gelen 10 lira artı iplikçiden gelen 10 lira artı kumaşçıdan gelen 10 lira ve kot pantolon üreticisinden gelen 20 lira. Toplam ne olur? 10 artı 10, 20. Artı 10, 30. Artı 20, 50 eder. Gördüğünüz gibi bir önceki hesaplamada, yani son malın pazar değerini dikkate alarak yaptığımız hesaplamada olduğu gibi, gayri safi yurt içi haslıyı burada da 50 lira olarak bulduk. Katma değer yönteminin bir avantajı, gerçek tedarik zincirlerinin son derece karmaşık olmasıdır. Mallar bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilebilir. Yıl tam olarak burada son bulabilir. Örneğin Çin'de üretilen malların katma değeri Çin'e dahil olur. Sonra oradan başka bir ülkeye gönderildiğinde o ülkede bir miktar katma değeri olur. Ama sonra Çin'e ya da Meksika'ya gönderilmesi durumunda katma değerlerin gayri safi yurt içi hasılayı hesapladığınız ülke için olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda katma değer yöntemi avantajlı olabilir. Az önce de belirttiğim gibi hesaplamayı nasıl yaparsanız yapın aynı sonucu yani belirli bir zaman aralığında üretilen son mal ya da hizmetlerin pazar değerini bulmanız lazım.